Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim muhallebili kadayıf sarması. 100 gram tereyağını tenceremin içerisine alıyorum. İsterseniz 100 gram margarin de kullanabilirsiniz. Ocağın altını yakıyorum. İriyen yağın içerisine 1 su bardağı un ilave ediyorum. Ocağın altını kıstım. Kısık ateşte unun kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Un yeterince kavrulduktan sonra 1 litre sütü içerisine ilave ediyorum. Önce birazını ilave edeceğim. Bir su bardağı toz şekeri ilave ediyorum. Artık karıştırmayı bırakmadan koyu kıvam alana kadar orta ateşte sürekli karıştırarak pişiriyorum. Göz göz kaynamaya başladı. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısa alıp 2 dakika daha karıştırarak pişireceğim ve ocaktan alacağım. Artık yeterli. Kıvamı gayet güzel oldu. Şimdi ocağı kapatayım. Kenara alayım. Orada birazcık beklesin. Ben burada hemen birazcık kadayıfları kavuracağım. Ben şöyle hazır paket kadayıf kullanıyorum arkadaşlar. Bu 250 gramlıklardan. Bunun tam yarısını kullanacağım. Ortalama 2 su bardağı kadar diyebilirim. Sizler de 2 su bardağı kullanabilirsiniz. Yeterli. İçerisine 2 yemek kaşığı da toz şeker ilave edeceğim. Çok doldurmadan. Ocağın altını yakıyorum. Benim kadayıfım kavrulmuş olduğu için çok fazlasıyla kavurmayacağım. Sadece kısık ateşte hafif böyle şekerler eriyecek. Kadayıfım da biraz ısınacak. Yani kavrulacak daha böyle çıtır çıtır olması için. Sürekli karıştırarak kavuracağım. Bir 5 dakika yeterli gelecektir. Uzun bir dikdörtgen kullanacağım bunun için. Varsa normal bir fırın tepsisinde de yapabilirsiniz dikdörtgen. Hazırladığım kadayıfı hepsini döküyorum. Ve yayıyorum. Şekerden dolayı böyle topak topak oluyor. Ondan dolayı böyle kaşığın arkasıyla ya da bir spatula ile ezebilirsiniz. Bunu şimdi artık kenara alıyorum. Hazırladım. Muhallebiyi tekrar yanıma getiriyorum. Bir paket krem şanti içerisine ilave ediyorum. Bir paket krem şanti ya da bir su bardağı krema da ilave edebilirsiniz. İkisinden birini hiç fark etmez ama krema ya da krem şanti çok yakışıyor. Kesinlikle koymanızı tavsiye ederim. Bir paket de vanilya ilave ediyorum. Mikserle düşük devirde en az 3 dakika boyunca çırpıyorum. Direkt ortaya ya da yana dökmeyin. Yavaş yavaş şu şekilde yayarak. Eğer daha geniş bir borcamınız ya da tepsiniz varsa daha ince daha iyi olacaktır ama maalesef benim başka büyük olmadığı için bununla yapıyorum. Spatulayla altına fazla inmeden düzlüyorum. Hatta bu şekilde bile bırakabilirsiniz. İsterseniz hiç sarmayın. Üzerine bir kat daha kadayıf kavurup dökebilirsiniz. Kadayıflı muhallebi olur o da. Hatta kanalımda var. Hemen yukarıya linkini ekleyeceğim. Yapmak isterseniz bakabilirsiniz. Birazcık ilk sıcaklığı çıkana kadar dışarıda bekleteceğim. Ondan sonra dolabın normal gözüne koyup 1 saat 2 saat arasında dinlendireceğim. Ondan sonra sarıp servis edeceğim. Tatlıyı yeterince dinlendirdim. Şimdi dilimleri ayırıp rulo yapacağım. Toplamda ben 2 saat kadar dinlendirebildim. Eğer ki zamanınız varsa daha fazla bir de dinlendirebilirsiniz.
uzunlamasına dilimliyorum. Her dilimlediğinizde bıçağınızı temizleyin. Uç kısımdan rulo yapacağım. Ondan sonra keseceğim. Şöyle ikiye katlamam yeterli gelecektir. Uç kısımdan rulo yaparak sarıyorum. Ve alıyorum. Bıçakla kesiyorum. Şöyle yakından da göstereyim. Gayet güzel duruyor. Şurada birazcık kopardım ama sıkıntı değil. Rulo yaptım ama ben çok dinlendiremediğim için çok fazlasıyla istediğim gibi şeklini veremedim arkadaşlar. Tam böyle rulo yapamadım. Çünkü bekletemedim. Sizlere en az 3-4 saat dinlendirin. Daha güzel rulolar çıkacaktır. Hemen sizlere kıvamını da göstereyim. Sizler isterseniz hiç rulo yaparak zaman kaybetmeyin. Çok güzel olmuş. Muhakkak denemeniz gereken tariflerden bir tanesi. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'dan da Seval Mutfak'ta olarak beni takip alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.